kendisi nedir? Gözümün önünde Hakan ona evlenme teklif etti. Ya bir de sen anadan şüphelenip duruyordun. Kızcağızın da boşu boşuna günahını aldık. Doğru söylüyorsun. Hakan Sümüklü'nden ayı ne yapsın? Zengin, başarılı, güzel bir kadın. E tabii onu görünce başı döndü tabii. Üzülme kızım. Erkek bileti böyle işte. Benim ilk kocam bir kadınla kaçıp beni böyle bırakmıştı. Kadın ne iş yapıyordu? Bir holdingde çalışan vardı. Ben ne yapacağım? Kaç yıldır uğraştın. Bakmışın da annesine. Sonra o iki yumurcakla uğraşmak. Daha sonra eli kadını gelsin hop diye alsın elinden. Anlayacak şey mi bu? Hadi kızlar. Hadi. Çalışmamıza gerek yok artık. Nasıl olsa Hakan turnayı gözünden vurdu. Defol şuradan be! Ne yapıyor bu be? Al. Ağlama. Ağlama. Hakan nerede? Yürü Özge, gidiyoruz. Yürü. Hakan artık umurumda bile değil. Herhalde yeni sevgilisiyle gönlünü eğlendiriyordur. Nasıl yani? Bakıyorum da çok şaşırdın. Ben de çok şaşırdım güzelim. Evet, bugün kendisine çok zengin bir sevgili buldu. Üstelik nasıl bir yıldırım aşkıysa hemen de evlenmeye karar verdiler. Olmaz. Nasıl yani? Kızım sen neler diyorsun? Şaka gibi. Şaka değil kızım. Kadının zenginliği bizim Hakan Bey'in aklını başından almaya yetti işte. Ama babam delirmiş olmalı. Bir günde böyle nasıl yapabilir ya? Sinirlicik, ona engel olmalıyız. İşbirliğine varsanız ben dünden razıyım. Bu evliliği kesinlikle engellemeliyiz. Saat kaç oldu hala ortada yok, görüyorsunuz değil mi? Kızım bu işte muhakkak bir yanlış anlama var. Hakan öyle biri değil, biliyorsun. Ya daha bugün tanıştığı bir kadınla olacak şey değil. Ya. Ay gözlerimle gördüm diyorum, neden inanmıyorsunuz? El ele, göz göze. Benim orada olmam Hakan'ın umurunda bile olmadı. Kadına şak diye evlenme teklif etti. Hayatımı kaçıracağım. Geldi işte. Merhaba Makbuş. Oğlum nerede kaldın? Çok merak ettik seni. Merak edilecek bir şey yok Makbuş Sultan. İnan bana harika vakit geçirdim. Belli oluyor. Size söylemek istediğim bir şey var. Sıkı durun. Biz evleniyoruz. Şaka gibi bir şey. Şimdi bana inandınız mı? Peki ama çocuklar? Ne olmuş onlara? Onu tanıdıklarına benden bile çok seveceklerine eminim. Evet, zaten çocuklarla aram hep iyi olmuştur. Canım benim. Canım. Of, şaka gibi. Ay buna daha fazla dayanamayacağım. Zamanla atlatacaktır. Neyse. Bizim emektarımız Makbuş. Bu da Nana, çocukların bakıcısı. Evlendikten sonra benim evimde yaşarız. Daha büyük ve daha güzel. Orada çalışan bir sürü yardımcım var. Herhalde artık sizinkilere ihtiyacımız olmaz. Ben çocuklara bakayım. Ayakta kaldık. Olur, otursana. Canım. Özgeciğim, annen gitti. Sen de eve geç istersen hadi. Peki. Ama o şımarık kadın gününü göstereceğim. Bunu çok pahalı ödeyecek. Ne yapacaksın? Elbet yapacak bir şey bulurum. Annemi kimsenin üzmesine izin vermem. Yarına kadar bir plan kurarım. Okulda konuşuruz. Peki. Ya Nana, simgecici işle uğraşırken bu kadın da nereden çıktı? Evet Nana, bir şeyler yapsana. Ben ne yapabilirim? Bu babanızın kararı. Ben de yine evden kaçırım. Sakın ha. Hiç tanımadığımız bir kadınla evlenmesine göz mü yumacağız yani? Evet Nana, biz babamın sadece seninle evlenmesine izin veririz, o kadar. Yani? Çocuklar, babanızın kararına saygı göstermeniz gerekiyor. Ya bütün gıcıklar bizi mi buluyor? Şşşş.
Yemeğe buyurmaz mısınız? Buyurun. Biz yedik. Hakan'cığım benim çıkmam gerek. Biraz daha kalsaydın. Yapacak çok işim var hayatım biliyorsun. Anlıyorum. Yarın akşam gelip çocuklarla biraz vakit geçirmek istiyorum. Tabii. İstersen şimdi de tanışabilirsin. Aa yok yok, böyle ayaküstü eli boş olmasın. Ben yarın gelirim. Zaten kısa bir sürede mükemmel anlaşacağımızdan eminim. Bence de. Size de iyi geceler. Size de. Buyur. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Ben de seni canım. İyi geceler. Güzel. Burada işler yolunda. Evet sevgili Nana. Bakalım bundan sonra dünyada kalman için bir neden olacak mı? Hakan pır diye uçtu gitti elinden. Oğlum, senin aklın başında mı? Nereden çıktı bu evlenme işi? Hem de tanımadığın bir kadınla. Aşığım Makbuş, aşık. Anlasana. Hadi oradan. Kötü kötü söyletme. Çocukları düşünmüyor musun? Makbuş, vallahi gözüm Nilüfer'den başkasını görmüyor. Doğrusunu istersen dünya umurumda değil, dünya. Tövbe estağfurullah. Hadi ama asmayın suratınızı, uyumaya çalışın. Hadi ya, hadi. Buna inanamıyorum. Ben de. Babam beni deli ediyor. Beni de. Çocuklara gaz verip durma kızım. Durun bakalım. Böyle iş mi olur? Bakalım gün doğmadan neler doğar değil mi? Hakan çok büyük bir hata yaptığını anlayacak bence. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sence Özge bu kadını kaçırmak için iyi bir plan yapabilir mi? Kesinlikle. Kötülüğe kafası süper çalışıyor. Uf, onunla aynı tarafta olduğumuza inanamıyorum ya. Durumumuzu düşün. Yani. Neyse hadi yatalım, yarın ilgileniriz o kadınla. Neyse. Nana, bir dakika gelir misin? Oturun arkadaşlar. Mahmut Bey... Bu ani gelişme için ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim? Beni ilgilendirmez. Hadi ama bunca zamandır birlikteyiz. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Yoksa sen de çocuklar gibi karşı mı çıkıyorsun? Bu senin vereceğin bir karar. Eğer mutluysan... Mutluluktan uçuyorum. İlk kez kendimi böyle hissediyorum. Ah, büyülenmiş gibiyim. Ayaklarım yerden kesilmiş gibi. Aşığım Nana, aşık. Ne güzel. Günaydın. Simge ile Özge gelmedi mi? Hayır tabii. Bir bakalım neden? Çocuklar bana sarılmak yok mu? Ama siz de bir tuhafsınız ha. Hani Simge'yi istemiyordunuz? İstediğiniz oldu işte. Biz bu kadını da istemiyoruz. Ama bu şımarıklığa giriyor artık. Bunca zamandır sizin istediğiniz gibi yaşamaya çalıştım. Hep sizin isteklerinizi yaptım. Artık kendim için bir şey istiyorum ve böyle bir tepkiyle karşılaşıyorum. Gidelim. Hocam. Tamam, siz bilirsiniz. İsteseniz de istemeseniz de bu iş olacak.